Plüton 1930 yılında keşfedildi. Uzun süre Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak kabul edildi. 2003 ve 2005 yılları arasında Haumea, Eris ve Makemake'nin keşfi, Plüton'un gezegen mi, yoksa değil mi, tartışmasını yeniden alevledi. Cüce gezegen grubunun oluşturulmasına karar verildi ve 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'u cüce gezegen olarak kabul etti. Plüton, Neptün'ün ötesinde buzlu cisimlerin bulunduğu Kuiper kuşağında bulunur. Plüton retrograd bir dönüş sergiler, yani Venüs ve Uranüs'te olduğu gibi doğudan batıya doğru döner. Plüton'un çok ince bir atmosferi vardır. Atmosferi nitrojen, metan ve karbon monoksitten oluşur. Ortalama olarak Plüton'un sıcaklığı -232 santigrat derecedir. Böyle soğuk ortamlarda buz kaya gibi sert olur. Plüton'un yüzeyi metan ve karbon monoksit izlerinin yanı sıra azot buzundan oluşur. Kalp şeklindeki büyük açık renkli bölgeye Tombaugh Regio adı verilmiştir. Kalbin sol ve sağ tarafın görüntüsü farklıdır. Kalbin daha pürüzsüz görünen Sputnik Planum bölgesidir. New Horizons'ın RIPE cihazı Sputnik Planum bölgesindeki karbon monoksit buzunun kalıntılarını var olduğunu ortaya çıkarmıştır. Güneş ışınlarının Güneş'ten çıkıp Plüton'a ulaşması 5,5 saat sürer. Plüton'da bir gün 153 saat sürer. Güneş'e en yakın olduğu uzaklığı 30 astronomi birimi iken, en uzak olduğunda 49 astronomi birimidir. Bilinen 5 uydusu vardır. 2003 ve 2004 yıllarındaki bilim insanlarının çalışmaları sonucunda keşfedilen Haumea, Neptün'ün ötesinde buzlu cisimlerin bulunduğu Kuiper kuşağında bulunur. Güneş sistemindeki en hızlı dönen nesnelerden biridir. Kendi ekseni etrafındaki bir turunu 4 saate tamamlar. Yani bir Haumea günü 4 saattir. Bu hızlı dönüş Haumea'nın şeklini bozar, patatese veya Amerikan futbol topuna benzeyen bir şekle sokar. Güneş'e en yakın olduğu uzaklığı 34 astronomi birimi iken, en uzak olduğunda 51 astronomi birimidir. Güneş ışınlarının Güneş'ten Haumea'ya ulaşması yaklaşık 6 saat sürer. Haumea'nın Güneş etrafında bir tur atması 285 yıl sürer. Haumea'nın buzla kaplı kaya gibi bir yüzeyi vardır. 2008 yılında ise Uluslararası Astronomi Birliği Haumea'yı cüce gezegen olarak kabul etti. 2017 yılında bir yıldızın önünden geçmesiyle Haumea'nın halkalarının olduğu anlaşılmıştır. Kuiper kuşağında halkası olduğu bilinen ilk nesne Haumea'dır. Bilinen iki tane uydusu vardır. Eris. Bilim insanları 2005 yılında Plüton büyüklüğünde bir gezegen bulduklarını açıkladılar. Gezegen tanımı hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Keşfedildiği yıl çapı 2386 kilometre olarak hesaplandı. Yani Plüton'dan büyük zannedildi. Ancak New Horizons uzay sondası 2015 yılında yaptığı gözlemde Eris'in aslında Plüton'dan biraz daha küçük olduğunu ve çapının da 2376 kilometre olduğunu ortaya çıkardı. Eris'in uydusunun hareketi incelenerek, Eris'in cüce gezegen Plüton'dan %27 daha ağır olduğu tahmin ediliyor. Eris'in yüzeyinin son derece yansıtıcı olduğu biliniyor. Eris'in, Plüton'a benzer donmuş ve kayalık bir yüzeyi vardır. Yüzeyi donmuş metan ve donmuş azot bakımından zengin olduğu düşünülmektedir. Eris'in sıcaklığı -217 ile -243 santigrat derece arasındadır. Eris'in kendi ekseni etrafında dönüşü 25,9 saatte tamamlar. Eris'i de geçen bir gün süresi, Dünya'da geçen bir gün süresine oldukça yakındır. Güneş etrafındaki bir turunu ise 557 yılda tamamlar. Yani Eris'te geçen bir yıl 557 dünya yılıdır. Güneş'e en yakın olduğu uzaklığı 37 astronomi birimi iken, en uzak olduğunda 97 astronomi birimidir. Güneş ışınlarının Güneş'ten, Eris'e ulaşması yaklaşık 9 saatten fazla sürer. 26 Ağustos 2006 yılında Eris cüce gezegen olarak kabul edildi. Makemake. Makemake 2005 yılında keşfedildi. Makemake'nin keşfedildiği yıl cüce gezegen Eris ile birlikte Uluslararası Astronomi Birliği tarafından bir gezegen tanımının yeniden gözden geçirilmesine sebep oldu.
Neptün'ün yörüngesinin ötesinde buzlu cisimlerin bulunduğu Kuiper kuşağında bulunur. Plüton'dan biraz küçük olan Makemake, Kuiper kuşağında Plüton'dan sonra ikinci en parlak nesnedir. Makemake'nin yüzeyi hakkında çok az şey biliyoruz. Kırmızı ile kahverengi arasında bir yüzeye sahiptir. Yüzeyinde donmuş metan ve etan buzu vardır. Makemake'nin sıcaklığı ortalama -243 santigrat derecedir. Makemake kendi etrafındaki dönmesi 24,48 saatte, Güneş etrafında bir tur atması 305,34 yılda tamamlar. Güneş ışınlarının Güneş'ten Makemake'ye ulaşması yaklaşık 6 saat 20 dakika sürer. Şimdi gelelim 26 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği'nin almış olduğu karara. A, Güneş etrafında yörünge hareketi yapan ve diğer bir nesnenin uydusu olmayan. B, kendi kütle çekim etkisi altında küresel bir şekil alacak, yuvarlaklaşacak kadar kütleye sahip ve C, yörüngesinin yakın komşuluğunu temizlememiş olan Güneş sistemi üyeleri birer cüce gezegendir. Bu kararlar doğrultusunda Plüton, Eris, Haumea, Makemake cüce gezegen kabul edilir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Animasyonu Blender 3.0 ile hazırladım. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.